Merhaba arkadaşlar, şok marketteyim ve harika bir antoryum çiçeği buldum. İki tane gelmiş, şu güzelliği yakından göstereyim, bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Katalogda göremedim ben bu ürünü. Arkadaşlar 99.90'dan fiyat etiketini yapıştırmışlar. Dolu dolu formu harika görünüyor arkadaşlar. Şöyle bakın, kocaman devasa bir buket çiçek gibi. Pembe de çok güzel açmış. Şöyle fiyatını da göstereyim. Merhaba arkadaşlar, balkon tıkış bıkış oldu. Şöyle sizlere göstereceğim. Karamel, senin masan nerede Karamel? Masan nerede annem? Karamel'in masasını şu an çok kısa süreli kullandım. Sizlere bu güzellikleri göstereceğim. Karamel'in masasını geri iade edeceğim. Şöyle güzellikleri göstereyim size. Hava arkadaşlar 2 haftadan fazla oldu. Kapalı, yağmurlu. Arada zirai donlar oldu. Tekrar yağmurlu. Tabii ki korumak zorundayım. Bu güzellikler içeride korunuyorlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın harika görünüyorlar. Hepsi yan yana. Şurada şu an 4 tane masa var arkadaşlar. Hepsi de dolu. Kış koruması yapmamız lazım. Zirai donlardan korumamız lazım. Yağmurdan, fırtınadan korumamız lazım maalesef. Dışarıdakiler tamamıyla zirai don örtüsünde. Karamel buradan izliyor. Karamel için çok kısa bir yer kaldı. Şimdi bunları ayarladıktan sonra şöyle birazcık dedim. Gün yüzüne çıksınlar bu güzellikleri. Sonrasında siz tekrar yerlerine yerleştireceğim. Bunlar normalde çiçekliğimde arkadaşlar. Şu ortadaki masada bulunanlar tamamıyla çiçekliğimde duruyorlar. Hatta zirai donlar dışında şu arka tarafta duruyorlar. Bakın balkon demirlerinde turkuaz saksıdakiler. Ama şu an buradalar. Neler yapıyorum, ne durumdayız hepsini göstereceğim. Gerçekten artık güneşe hasret kaldık. Hiç güneşi yok. Allah'tan havalar serin gittiği için arkadaşlar, soğuk olduğu için bu güzellikler renklerini çok fazla kaybetmedi. Şu taraftakiler daha renkli, cama yakın olanlar. Ama buradakileri ben çiçekliğime koyduğum için birazcık renk kaybı oldu. Ama soğuklardan dolayı çok fazla renk kaybı olmadı arkadaşlar. Yakından sizlere de göstereceğim. Şöyle bir görsel şöleni sizlere sunayım dedim. Şu güzelliklere bakar mısınız? Karamel dört bir yanından şu an bu saksılara nasıl müdahale edebilirim? Ne yapabilirim diye düşünüyor. Üzerlerine nasıl çıkabilirim diye. Karamelin alanı kalmadı çünkü. Ama çok güzeller, bakar mısınız? İnanılmaz emek, inanılmaz emek var. Şimdi Karamel saksının üzerine çıktı. Evet, dediğini yaptı. Şu an birkaç tane kesin yavru sukulentler gitmiştir. Yakından inceleyeceğiz. Karamel saksını hemen boşaltacağım anneciğim. Şimdi şu güzellikleri göstereyim teyzelerine. Arkasından hemen senin masanı vereyim. Evet arkadaşlar, şu an selfie çubuğuyla bu çekimi yapmaya çalışacağım. Şöyle yakından göstereyim. Bakar mısınız şu güzelliklere? Karamel yaramazlık yaptığı için ödül mamasını hak etti. Karamel bir daha yaramazlık yapmaması için şimdi ona ödül mamasını verdim. Şöyle yakından göstermeye devam edeyim arkadaşlar. Bu şekilde bakar mısınız? Bunlar rengi bir ton açılanlar ama çok fazla açılmadı henüz. Bakın hep her biri harika görünüyor. Yavrular tamamen bu turkuaz saksıları doldurdu. Karamel şu kısma baktı. Az önce bastı gördüğünüz gibi ama yakından göremiyorum. Şu an umarım bir zayiat yoktur orada. Şöyle saksılarından dolup taşanlar, rengarenk çiçek açanlar arkadaşlar, her biri ayrı güzel. Yakından size bu görselliği göstereyim. Bir balkon dolusu mutluluk. Küçücük balkonuma kocaman mutluluklar sığdırdım. Birçoğumuz aynı durumdayız. Her bir alanı itinayla değerlendiriyoruz. Dolduruyoruz saksıları. Bakar mısınız? Çok güzeller. Karamel güzel değil mi annem? Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi annem? Karamel? Karamel? Çok mu güzel annem? Karamel şu an tek istediği şey masasını kendisine vermem. İki masayı buraya yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle toplamda 4 masa dolusu güzellikler. Şimdi şurada ghost saksım vardı biliyorsunuz. Devasa böyle harika. Bonsai gövdeli. Şu şekilde arkadaşlar, harika görünüyor. Birçoğu susuz ama şu an sulamamak için direniyorum. Sulamıyorum arkadaşlar. Zirai donları bitene kadar sulamayacağım. Şu arkadaki aqualisleri de göstereyim size, bakar mısınız? Çok güzeller. Bunlar normalde dış taraflara sarkıyordu. Balkon dış demirlerinden. Şimdi içeride olduğu için böyle dikkatlice yerleştiriyorum. Çünkü diğer saksı değdiği anda bunlar kırılır. Şöyle şu güzellikler. Bakar mısınız? Ay Allah'ım, her biri ayrı güzel. Her biri ayrı rengi var. Ayrı dokusu var. Ayrı güzelliği var. Bakar mısınız? Şu Albert Byners harika görünüyor. Şöyle suyon. Burada bir bebişimiz vardı. Bu da çok güzel.
büyüyor. Şunlar bebişte, yapraktan büyüttüm bebişler arkadaşlar. Şunlar Blue Elegance'lar. Şu kivi artık soğukları gördükçe renklenecek demiştim size. En güzel rengini ilkbaharda göreceğiz arkadaşlar. Kış boyunca soğuğu aldığı zaman ilkbaharda renkler tam olarak ortaya çıkacak. Yeşil, sarı, pembe tonlarını göreceğiz inşallah. Şöyle yakından klavatumlara bakar mısınız? Susuzum diyorlar ama ben de diyorum birazcık daha dayanın, arzelerin güzelliğine bakın. Nano Hukumini arkadaşlar. Bakar mısınız? Şurada pistachio var. Şöyle mokako var. Her biri çok güzel. Şu da minik aqualis öbeği arkadaşlar. Küçük yapraklı olan. Şu büyük yapraklı ve ince yapraklı olan. Diğeri kalın ve minik yapraklı olan. İki türü var. Şu lotusun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Maşallahınızı alırım. Aradan bolca bebişler veriyor. Ama dev gibi oldu. Bu 15'lik saksıdan taşar. 20'lik saksıya muhtemelen alırım ben bunu bahar döneminde. Şu pulvinataların rengine bakın. Çok güzeller arkadaşlar. Picrus'ların güzelliğine bakın. Drakolara. Şurada bir Orion var. Harika görünüyor. Şöyle arka saksılarda bakın. Lauli arkadaşlar. Trompet de var orada. Yapraktan büyüttüğüm letizyaların rengine arka kısımda. Para ağacı orada çok güzel. Kamp ateşleri harika. Renkleri, dokuları, görselliği gerçekten birbirinden güzeller. Şunu sosyete pazarından almıştım biliyorsunuz. Bu da Sunset para ağacı arkadaşlar. Bu da gerçekten harika rengi var. Muazzam görünüyor. Şu güzellikleri de şöyle yakından inceleyelim. Kış boyunca hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Ben bunları sadece ziraidonlardan koruyorum. Aşırı yağmurlardan, günlerce süren yağmurlardan koruyorum. Saksıları kuru olmalı ki ziraidonlara bunlara dayanabilmeli. Bu sene yoğun ziraidonlar görmedik. 2 yıl önce çok, -17'leri görmüştük. Ama bu yıl henüz daha -2, -3'leri görüyoruz arkadaşlar. Daha da altına inmedi. İnşallah daha da soğuk olmaz. Ziraidonlardan etkilenmezler. Bu şekilde atlatırız. İçerisi ortalama 3 ile 5 derece arası. Balkonun içerisi. Şöyle hepsi her birini göstereyim. Bunu saksısına almıştım arkadaşlar. Bunun türünü bilemiyorum. Perlenin bir hibriti. Ama ne olacak tam olarak ortaya çıkacak. Bu Red Ruby olabilir. Purple Pearl olabilir. Artık zamanla göreceğiz nasıl bir tür ortaya çıkacak. Şöyle sizlere. Efendim Karamel. Karameli içeriye aldık. Üşüdü çünkü. Şu an burası 5 derece arkadaşlar. Çok soğuk. Herhangi bir ısıtıcı hiçbir şey çalışmıyor. Ama balkonda çok uğraştığımda, saksı değişimi yaptığımda, yeni saksıyı aldığımda bu tür durumlarda mutlaka bir fan çalıştırıyorum kendim için arkadaşlar. Çünkü çok soğuk. Şöyle arkada direkt arkadaşlar Silver Queen var. Şöyle oraya aldım onu. Yeni aldığım güzelliklerden onu da oraya yerleştirdim. Şöyle hepsini görebiliyorsunuz umarım. Fred en arkada. Hemen önünde Dusty Rose var. Onun önünde Madiba var. Burada Perle var. Red Ruby, Purple Pearl, Serena, Cristata, Pink Trumpet. Şöyle harika. Bu benim muhteşem güzelliğim arkadaşlar. First Lady'de muazzam görünüyor. Şöyle Auricula. Auricula'nın üzerinde de bir tane Lovely Rose vardı. Onu buraya diktim arkadaşlar. Bir tane de Variegata Mr. Richards vardı. Onu da buraya diktim. Buraya aldığım güzellik büyük bir ihtimalle Magic Red arkadaşlar. Şöyle şu güzellik tamamıyla pembe rengini aldı. Opalina mavi pudralı. Uçları da pembe tonlarını çok güzel aldı. Şöyle Diamond State burada. Muhteşem renklendi. Bakın Sion Frill. Trompette'nin anaç olanı, yavrularını çoğaltmıştım, göstermiştim. Şöyle de Enfant arkadaşlar. Muhteşem güzellik. Winter Sunset olan. Bakar mısınız? Çocuk kış güneşi. Yanında Ibricata var. Bu da uçları pembeleşti. Ayaz'la birlikte. Neon Brackers harika renk aldı. Şu Purple Rose, mor gül arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Burada Agavaydus'un rengine bakın, Antares'in rengine. Bakar mısınız? Şöyle yapraklarını size göstereyim. Çok güzel oldu. Şurada Gold Lilacina. Bu da gerçekten altın rengini almaya başladı. Şöyle Polydonyslar, Dinguaslar.
Tüm güzellikler burada, heralar, salsa verdeler. Bakar mısınız? Çok güzeller. Her biri ayrı güzel. Pink spotted deer arkadaşlar bu da. Bakar mısınız? Allah'ım çok güzeller. Yapraklarındaki renklere bakın. Şu da Luella Red. Şu da harika drops'ları oluşan çok güzel, benim en sevdiğim güzellik. Yaz sıcağına dayanamayan güzellik bu arkadaşlar. Yazın aşırı sıcaklara dayanamıyor. Giovinha bu. Şu da yaklaşık 4 yıldır ya da 5 yıldır benimle birlikte olan güzellik. Şöyle bakar mısınız? Harika görünüyorlar. Thriller Pearl. Her biri. Şu da Berserk arkadaşlar. Çok kalın yaprağı var. Yaprakları da böyle kenarları tırtırlı gibi. Bakın ayrılıyor. Parçalı bir yaprak şekli var. Muazzam bir güzellik. Ama şu renklerin, kış renklerine hayranız hepimiz. Sukulentlerin en çok sevdiğimiz yönü çiçekleri aratmayan güzellikleri, kış renkleri arkadaşlar. Bakın hiç çiçeğe ihtiyaç duyulmuyor. O kadar güzel renkleri var ki. Ama her biri muazzam, her biri ayrı güzel. Her biri de ayrı emek istiyor. Muazzam güzellikler. Hepinizin bir maşallahını alırım. İnanılmaz emek var. İnanılmaz emek veriyoruz her birimiz. Sabırla milim milim büyümelerini izliyoruz. Bu güzellikleri yazın sıcaktan koruyoruz. Kışın aşırı soğuklardan koruyoruz. Çok fazla fedakarlık ediyoruz. Sosyal hayatımızı kısıtlıyoruz. Alışverişimizi kısıtlıyoruz. Sadece bunlara bir bütçe ayırmaya çalışıyoruz. Gerçekten önü alınamaz bir bağımlılık. İnanılmaz bir mutluluk. Terapi gibi bizlere. Eminim bütün sukulent bağımlıları da aynı durumdadır. Bizim ruhumuza çok iyi geliyorlar. Şifa oluyorlar. Çok güzeller. Şöyle göstereyim. Karamel tekrar gelmek istiyor. Size bu güzelliklerle veda edeyim arkadaşlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım şu an bir yudum çay içiyorsanız, bir yudum kahve içiyorsanız size huzur katmıştır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.